yokmuş ki. Bakalım ne kadar kalıcı olacak falan diyor. Aman boş ver Makbule abla, Burhan'dan iyisini bulursun. Hatta zaten daha kötüsünü bulamazsın ki. Öyle bir gayli ihtiyarla 62 kendimi merdivenlere... elektrik de yok. Böyle fırıldak gibi döne, döne, döne düştüm. Ay abartıyorsun ama sen de biraz, boş ver geçer. Bileğimi de burkmuşum. Üzülme, o bilek burkulması bir şey olmaz ondan. Bir haftaya bir şey yapamayacakmışım. Artık siz idare edeceksiniz. Ay şu ahlaksız, terbiyesiz herife bak ya. Kimsin ki sen? Kimsin yani? Ne biçim laflar bunlar, kalıcı olmaz bilmem ne. Terbiyesiz. Psikopat Burhan, sen acaba bu dünyada ne kadar kalıcı olacaksın? Ay yani. Duygularım tamam. Güzel duygu. Makbule sizi affetmeyecek Burhan Bey. Ya sen niye fırtlayıp çimkiriyorsun bana? Bundan sonra benim adıma kuzenim Aslı konuşacak Burhan Bey. Makbule ablam kendini koruyamıyor. Sizin yüzünüzden iş göremez hale geldi. Onun için bundan sonra Makbule ablamla ilgili konularda benle muhatap olacaksınız. Ya ne demek şimdi bu? Sen iki aşığın arasına mı giriyorsun yılan dilli, sinsi bakışlı? Ama siz de beni... Pardon Makbule abla, sen niye giriyorsun konuya ya? Sen gir içeri. Unutma ki bu konularda ben senden çok daha tecrübeliyim. Ne konuşuyoruz biz sabahtan beri? Bundan sonra sen muhatap olacaksın. Ben muhatap olmayacağım Burhan Bey'le. Tamam, peki. Kabahatiniz affedilemez Burhan Bey. O pasta ne? Makbule'ye yaptım mahvesin diye. Ver pastayı. Biraz ama atayım. Bir pastayı size affedeceğimizi zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Gelip niye bu? Nerede duygular değişken? Gideyim. Ondan sonrasında da zaten zayıf ve narin olan vücudum Makbule ile ayrı kalmaya dayanamayarak bağışıklık sistemim çöktü. Ve soğuk alma alkınlığı büyüyerek bu hale geldi. Ay! Bir dakika Makbule abla, bir dakika. Ay biz ne yapalım Burhan Bey? Hayır, kalıcı bir ilişki olsaydı bir çorba yapardık ama. Vallahi çok güzel. Ama zannederim ben Berem oldum. Makbule'nin yanlış anlamasından ötürü yataklara düştüm. Bu bir ince hastalık. Belirtiler bunu gösterir. Allah korusun. Ay bir dakika Makbule abla. Burhan Bey, bir kere ince hastalık böyle olmaz. Siz gayet iyi görünüyorsunuz. Ayrıca da öğle tatilinde sizi kebap yerken gördük. Son yemeklerimde sevdiğim şeyleri istiyorum. Az zamanım kaldı. Bunu hissediyorum. Anam! Anam! Kaçtı geliyorum ya! Ay gidiyor adam! Ay bir dakika Makbule abla, sakin ol. Ver mendili. Ne? Ver mendili. Ne ya? Versene mendili! Bırak ya! Mendili! Bırak beni! Ya dur ya! Ay evet, biber salçası. Üç kuruş verip eve bir domates salçası alsaydınız Burhan Bey. Bunun kokusu o kadar bariz ki buradan böyle geliyor. Ya sen defol git seni ya hayatımdan! Kazolik gibi önümde duruyorsun. İki saattir biz burada kesişiyoruz. Senin yüzünden iletişimi bir türlü kuramıyoruz. Defol git ya! Makbule abla,
Sen arkadan arkadan çaktırmadan Burhan'ı mı kesiyorsun? Yok vallahi öylesine yani gözüne gözüne bakıyordum ki. Hani ince hastalık ya, gözleri sararmış mı gibisine. O sarılıkta olur. Gir tamam. İçeri. Tamam. Gir içeri. Tamam. Burhan Bey, bundan sonra Makbule yok. Eğer ilişkinizi kurtarmak istiyorsanız direkt benle muhatap olacaksınız. Makbule ablanın iş yapamadığı başka bir dönem yaşamak istemiyorum. İnce hastalıkmış. Biber salçası mıymış bu ya? Evet. Hay kıracak nefesin olmasa bile ellerin uzanır. Doğduğum yere kalbim durmasa nena, bulurum yere kalbim durmasa inan. Çarpar seninle haykıracak nefesin kalmasa bile ellerin uzanır. Doğduğum yere kalbim durmasa inan. Bitti. Ne bu şimdi? Senin at yapıyorum. Bana? Sana niye yapayım ben? Makbule'ye yapıyorum. Sen ona ileteceksin. Ben böyle bir şeyi iletemem ki. Bunu yaşayarak görmek lazım. Ayrıca da Makbule ve ben diye iki varlık yok Burhan Bey. O ve ben yok. Biz biziz. Ve biz bet sesinizden hiç etkilenmedik. Ya ben size ne yapmışım ki? Yani nedir Makbule'yi, yani pardon sizi küstürün? Siz çok iyi bilirsiniz ne yaptığınızı. Ya bir defa yanlış duymuşsunuz. Ben Gaffur'a öyle bir şey söylemedim. O kalıcı değil demişsiniz. Nerede trak orada bırak demişsiniz. Hangi kadın geçici olmak ister Burhan Bey? Söyler misiniz lütfen bunu bana? Ama siz geçici değilsiniz ki. Bunu bize hissettirmiyorsunuz. Hissettirmek için ne yapmam gerekiyor? Söyleyin bana, sevgimden şüpheniz mi var? Var Burhan Bey. Ve bunun sebebi de sizin inişli çıkışlı davranışlarınız. Hassasız biz. Kolay kırılıyoruz. Ben sizi kırmak istemem. Hayatta istemediğim bir şey. Hayatımda kalıcı olduğunuzu ve hayatımın temel taşı olduğunuzu ispatlayacağım. Biz de bunu çok isteriz ama pek ümidimiz yok. Keşke siz haklı çıksınız. Bir daha bunalım geçirmek veya bileğimizi kırmak istemiyoruz. Ev darma duman ya. Bekleyeceğiz. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra.